Sonra doktor dedi ki bana, ben dedi bir şey demiyorum dedi. Hiçbir şey demiyorum dedi. Hani böyle bir hastalık varsa bu hastalık nasıl geçiyor? Bu nasıl oluyor dedi. Bana dedi öbür CD'lerinizi dedi çıkartın dedi. Ben gittim işte radyoloji öbür CD'leri falan çıkarttım. Eşim dedi ki gel dedi bırak dedi artık dedi. Hocam şöyle ben ikinci doğumumdan sonra 2018'de ikinci doğumdan sonra Şubat'ta ben atak geçirdim. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 6 ay sonra hocam 5,5-6 ay sonra işte benim baş dönmelerim falan işte kısmi hissizliğim, yürüyememem, işte çift görmelerim vesaire vesaire hocam. Biz hastanelere gidiyoruz. İşte çocuk emzirdiğin için vitamin eksikliği olmuş dediler. Vertigo dediler. Benim 1,5 aylık bir sürem geçti öyle hocam. En sonunda benim işte hastalığıma herhangi bir şey bulunamayınca bana işte bir tane doktor tavsiye ettiler, nöroloji doktoru. Ona gittim. O da MR falan aldı. Sonra bana dedi ki beyinde lezyonlar var dedi. Bir tanesi dedi beyincikte, beyin sapında dedi. Diğerleri dedi beyinde dedi. Bu beyin sapındaki dedi tehlikeli dedi. Hemen yatış dedi bana. Ben İstanbul'da bir hastanede, araştırma hastanesinde 10 gün kortizon tedavisi gördüm. Bana orada dermiyelinizden dediler, MS dediler. Ama %100 teşhis koymadılar. Bu lezyonların sayısı önemliymiş. Ama ben MS tedavisi gördüm. Ve 3 ayda bir, sonralarda 6 ayda bir sürekli beyin, omurilik, bel MR'larına giriyordum. Lezyonlarda herhangi bir artış var mı diye. Sonra hocam ben sizi buldum. Ben diyorum ki MS kal gelme travması. Bu ne? Bu ne? Düşünüyorum, düşünüyorum hocam aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama ben yani aklıma gelen her şeyi çalışıyorum ama kal gelen bir travma bulamıyorum. Sonralarda hocam dedim ki bu doğumdan sonra oldu dedim. Bunun doğumla bir alakası olabilir mi? Benim ikinci çocuğumdu. Sonra hocam ben ilk doğumumu hatırladım. Zaten ben ilk doğumumu hiç unutmadım. Ben çok zor bir doğum yaptım hocam. Yani tabiri caizse ölümden döndüm ve doğum anında benim ellerimi ayaklarımı bağlamışlardı. Karnımda işte bayanlar bilir NST'ye bağlıyım. Nefes alamıyorum. Hani artık en son doktorlara çok af buyurun lavabo ihtiyacım var beni bırakın. Hani kendimi camdan atmayı düşünüyorum hocam o dereceyim. Sonra bu benim aklıma geldi hocam ben buna çalıştım ama çalışırken elim ayağım böyle buz kesti. Hani o anı tekrar yaşadım. Ben buna çalıştım hocam. Ben buna çalıştım ama bundan hemen sonra bana bir şey olmadı. Ne kadar zaman sonra oldu bilmiyorum ama benim yine baş dönmelerim başladı hocam. Mide bulantılarım, şikayetlerimi anlattım. Benden MR istediler tekrar hocam. MR'lara girdim. MR sonuçlarım çıktı. Ben bu MR sonuçlarını eşimle beraber gittik doktora göstermeye. Doktor bana dedi ki ne şikayetle gelmiştiniz? Dedim baş dönmesi, mide bulantısı. İşte saydım. Dedim benim böyle böyle bir rahatsızlığım vardı hocam dedim. Baktı böyle. Emin misin dedi. Evet hocam dedim. Ben dedim işte sene 2021. 22'ye yeni girdik. Ben dedim kaç senedir bu hastanede dedim yatışım oldu. Sürekli MR'larım var. Allah Allah dedi. Bir daha bakayım dedi. Dur dedi. Rapora baktım dedi. CD'leri bir inceleyeyim dedi. CD'lere baktı dedi. Lezyon mezyon yok dedi sende. Hocam dedim nasıl olmaz dedim. Hani dedim var dedim lezyonlarım benim. Ben kaç senedir bunun şeyini görüyorum. Hani ben herhangi bir artış yok ama lezyonlarda azalma da yok. Lezyonlar sabit bana dediler ki dedim bu lezyonlar geçmeyecek. İşte sürekli karşına çıkacak bizim umudumuz artmamasından yana. Vallahi hocam dedim böyle de eşim benim yüzüme baktı. Tabii eşim de sizi biliyor benim çalışmalarımı falan biliyor. Eşim sadece döndü doktora dedi ki siz dedi demiştiniz ki dedi sizin meslektaşlarınız ömür boyu bu seninle demiştiniz dedi. Ve şu an diyorsunuz ki dedi lezyonlar gözükmüyor. Sonra doktor dedi ki bana ben dedi bir şey demiyorum dedi. Hiçbir şey demiyorum dedi. Hani böyle bir hastalık varsa bu hastalık nasıl geçiyor? Bu nasıl oluyor dedi. Bana dedi öbür CD'lerinizi dedi çıkartın dedi. Ben gittim işte radyoloji öbür CD'leri falan çıkarttım. Eşim dedi gel dedi bırak dedi artık dedi. Şimdi benim kendi doktoruma randevu almaya çalışıyoruz. Ben sonra onu başka doktorlara da gösterdim. Lezyonlar yok şimdi hocam. Yani bunu bana söyleyen nöroloji doktoru. Böyle bir şey olamaz diyor. Sen hocam diyorum kayıtlara bakın. Yattığım yatışım var. Kortizon tedavilerim var. Baktı hocam şaşırdı şok oldu diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Hatta eşim dedi ki olur olur dedi. Öyle de bir olur ki dedi.